Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, bu zahmet ettiniz, buralara geldiniz. Bizim için keyifti. Teşekkürler. Sizleri ziyaret etmek. Ben röportajımı öncelikle Korhan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Korhan Bey kimdir ve sektörle tanışması nasıl oldu? Benim ismim Korhan Derman. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra hem staj yaptığım dönemlerde hem de çalışma hayatının en başında güç elektroniği bölümüyle tanıştım ve oradan devam ettim. En sonunda 4 yıl evvel kendi firmamı kurdum. Artık bütün bilgi birikim tecrübelerinizi burada toparladınız. Evet, burada toparlıyorum artık. Biraz tanıyalım burayı, firmayı tanımak istiyorum ben. Firmamızı kaç yılında kurduk? Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar, neler yapıyoruz? Buyurun. 2014 yılında kurdu Navigo Otomasyon. Şu anda 4 yaşındayız. Hala kendimizi genç hissediyoruz bu konuda. Evet. Navigo Otomasyon'un ana bayi olduğu 3 adet marka var. Bunlar Danfoss, Wonderware ve Kübler. Bunlar yine kendi sektörlerinin lider firmalarıdır. Ve bizim de en büyük amacımız, şirketimizin mottosu olarak en iyiler tek çatı altında sloganını geliştirdik. Ve sektörün en iyi firmalarını kendi bünyemiz altında toplamak istiyoruz. Evet. Gelen müşterilerimiz buraya girdiği zaman A'dan Z'ye anahtar testinin çözüm bulmalarını ilki olarak edindik. Peki bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu konuda? Bu tip işlemleri yaptırırken biz de bilinçsiziz çünkü. Şöyle söyleyeyim. Tavsiyeleriniz var mı? Tabii ki. Bir defa firmanın ürün satımı olsun, ürünü sattıktan sonra vermiş olduğu teknik desteğe çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim de birçok uzak doğu ülkesinden bizim sektörümüzde çok markalar gelip gidiyor. Ancak insanlar bir konteyner ürün getiriyor, satıyor. Bundan sonra bunun ne teknik desteği var, ne başka bir şeyi var. Ama biz sattığımız her ürünü 7/24 kesintisiz olarak hızlı bir şekilde hem teknik desteğini veriyoruz, hem de mümkün olduğunca müşterilerimize en uygun fiyata, en iyi kaliteye vermeye çalışıyoruz. Ya, kaliteye uygun fiyat politikasıyla vermeyi amaçlıyorsunuz. Evet. Evet, ya aslında bu iş bir puzzle parçası, hani hep böyle yerli yerinde olması lazım ki siz yapılan işin de arkasındasınız, bunu görüyoruz. Kesinlikle. Yani satış sonrası hizmet. Evet, satış. En önemli kısım aslında tabii bu. Tabii ki. Çok severek yapıyorsunuz ama Korhan Bey işinizi, yani bu çok yansımış başarınıza. Ben gerçekten işimi çok seviyorum ve söylediğim gibi üniversiteden mezun olduktan sonra bunu söylemekten çekinmiyorum. Buyurun. Frekans konvertörü, motorist kontrol cihazları üzerine çalışmayı kendime bir tutku edindim. Bir aşk yani, olmuş sizde, farklı evet, boyut olmuş. Ben de tam öyle söyleyecektim. Yani benim kendi hayatımda da bir şeyi başarabilmem için ona aşık olmam lazım. Ve ben kendi işime gerçekten aşığım. Ve şu anda distribütör olduğum markalara da öyle bir tutkuyla bağlı olarak çalışıyorum. Evet, hani amatör ruh deriz ya, hiç evet, kaybolmaz mı? Kaybolmadı. Yani bu net belli. Peki uzman kadronuzdan bahsetmek istiyorum. Kaç kişilik bir uzman kadrosuyla beraberiz? Şu anda 3 kişilik bir ekibiz. Benimle beraber çalışan bir Hilal Hanım'ın bizim asistanımızdır. Erdem Bey de yine mühendis arkadaşımız. Teknik işleri Erdem Bey'le satışı paslaşarak devam ediyoruz. Hilal Hanım da bize bu konuda asiste ediyor. Yani o da bizim sağ kolumuz diyebilirim. Yani aslında tabii ekip işi yani. Ekip olmadan evet, da olmaz. Buradan ekibe selamlarımızı gönderelim. Destekleri, emekleri. Çok teşekkür ederim. Büyüktür size diyelim. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Yani genelde Ankara mı? Ankara bölgesi. Çeşitli yerler var mı? Ankara, Eskişehir, Kütahya. Bu bölgeler bize ait. Ve bir de tabii merkezimizin belirlenmiş olduğu boş bölgeler var. Onlarda da hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki dönersek bir 4 sene önce, belki üniversite döneminize. Buraları hayal ediyor muydunuz bu yola çıkarken? Ya da bundan sonraki hedef ve projeleriniz neler olacak? Benim şöyle söyleyebilirim, üniversitedeki tek hayalim kendi işimi kurmaktı. Ve bu konu üzerine çalışmaktı. Ve bunu başardım sonunda. Bundan sonraki hedeflerim artık Türkiye endüstrisinde birazcık daha dışa bağımlı sonuçlar. Bu yine bir Danimarka ürünü, bir Alman ürünü, bir Amerika ürününden bahsediyorum size. Ama yerli üretim de yapabilme isteği mevcut. Üretim de çok eksiğiz çünkü ve çok evet, ihtiyacımız var. Ve üretimimizi arttırmak, bir üretim firması olmaya, sanayi firması olmaya çalışacağım. Bundan sonraki süreçte yani 10 yıllık hedeflerim arasında bu var. Peki gençlere böyle tavsiyeleriniz var mı? Şu an okuyan kişilere. Çünkü siz de geçtiniz o dönemden buralara. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle işlerini sevsinler. Onlar işlerini sevsinler. Yani bir bizim zamanımızdaki gibi bir kurum onları ne olacağına karar vermesin. Ben şanslıydım. Elektrik mühendisi olmak zaten istiyordum ve üniversitede bunu kazandım. Ama onlar
kendileri neyi istiyorlarsa hayallerinin peşinden koşsunlar. Ve çalışsınlar. Ve çalışsınlar, çok çalışsınlar. Evet, biz bu yolda başarılar dileyelim. Hedefleriniz yolunda başarılar dileyelim. Bu güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Buradan son sözlerinizi alın mı? Başkentimiz Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alın, röportajı sonlandıralım. Ben öncelikle ülkemize barış, huzur ve refahın gelmesini istiyorum. Kavga ortamının ve insanların birbirine anlayışsız davranmasının son bulmasını istiyorum. Çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Biz herkesi buraya davet edelim o zaman ekran başındaki. İnşallah. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. İnşallah. Tanışmaya, bu da kahve diyelim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Korhan Bey, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun, saygılar.